Merhaba arkadaşlar, Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel bir piyasa analizi yapacağız. Piyasamız ne durumda? Yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü hareketler göreceğiz. Bunları hep beraber analiz edeceğiz. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Her akşam canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınlarımıza da gelmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi dün akşam bir canlı yayın yapmıştık. Bu arada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bitcoin, Bittrex'te listeleniyordu. Bunun videosunu yapmıştık. Ve videodan sonra %30'luk bir pump yedi. Bu da bizim için güzel bir kar. Eğer kar almak isterseniz alabilirsiniz. Almak istemezseniz de stoplu takip edebilirsiniz. Aşağı doğru düşüşlerde üzülmemek için. Ya da ben zaten çok yüklü bir alım yapmadım. Çok da düşse benim için önemli değil derseniz de bekleyebilirsiniz açıkçası. Bu size kalmış bir şey. Anka Token airdropundan faydalanacak arkadaşlar beklemeleri gerekiyor tabii ki. Airdrop ekran görüntüleri almadığı sürece Bitcoin'lerini satmamanız gerekiyor. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Airdrop'tan sonra bu düşüş gelebilir arkadaşlar. Yani airdrop'tan sonra insanlar satabilirler. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor açıkçası. Market cap'ten 1,8 trilyon bir market cap'imiz var. Dominansımız da %50'nin üstünde şu anda. Şu an piyasa aslında altcoin'ler olarak olumlu dursa da ben çok fazla bu duruma kapılmamanızı öneririm. Yani şu şekilde trade anlamında bir şeyler yapılabilir. Trade anlamında güzel karlar olabilir. Ama ne olursa olsun hani bir şeyin treni kaçtıysa, o an trade kaçtıysa onu fazla kovalamamak gerekiyor. Bunu zaten birazdan grafiklerimizde de göreceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Yani bu yeşillikler sizi çok fazla piyasaya çekmesin. Ne olur ne olmaz stoplu takip etmek gerekiyor. Ama trade yapan arkadaşlar da çok güzel karlar elde ettiler bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu da çok kez videolarımızda dile getirmiştik. Canlı yayınlarda sürekli bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Nasıl olması gerektiğine bakıyoruz. Şimdi genel olarak Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin grafiğimizde bizim şu anda MA değerlerimize baktığımız zaman hala 100 günlük ortalamayı test ediyoruz ve yukarı yönlü hareketler görüyoruz. 100 günlüğü teyit ettiğinde alım yapılıp yukarıda da bir trade yapılabilir demiştik bunu altcoinlerde ve yapan da çok fazla insan oldu. Bunu da dikkatli bir şekilde yapıp stoplu takip etmek gerekiyor demiştik. Hala bir düşüş söz konusu olabilir bu arada. Ben 100 günlük altına sarkarsak eğer şöyle düşüşle beraber bir iğne atabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bu noktalara bir iğne atıp daha sonrasında da bu çizgi üstüne toplayabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bunu söylemek istiyorum. Üstüne 200 günlük ortalamamız bizi burada bekliyor. 200 günlük ortalamaya kadar düşerse bundan yararlanmak gerekiyor. Eğer limit emirleriniz varsa güzel olacaktır. Eğer yoksa da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bunu dile getirmek istiyorum. 200 günlüğün altına düşmesi de bizim için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Söyleyeyim. Kimse de yanlış anlamasın bu konuyu. Şöyle 4 saatlik grafiğimizde bir bakalım. Ne durumdayız? Şu anda şöyle bakıldığı zaman şuradan bir grafiğimiz vardı biliyorsunuz ki buradaki olayın burada gerçekleştirme ihtimali olduğunu ve böyle bir trade anlamında girilebileceğini söylemiştik ve gerçekten güzel trade'ler de yapan arkadaşlar oldu. Hala da yapan arkadaşlar var açıkçası. Her altcoin için geçerli değil arkadaşlar. Yani altcoin çok fazla düşüş yaşamıştır. Yani Bitcoin çıktığında bile düşüş olmuştur ve tam desteğe dayanmıştır. Bu tarz trade'lerden bahsediyorum. Benim zaten trade yapan arkadaşlar ne demek istediğimi anlamıştır. Stoplu takip ettiğin sürece de çok fazla zarar olmayacağını düşünüyorum. Böyle bir hareket görebiliriz demiştik zaten bunu konuşmuştuk. Ve kâr eden arkadaşlar da mutlu ayrıldıklarına eminim. Güzel de zarar etmemeniz ümidiyle yani stoplar patlamasın gerisinin bir önemi yok. Yukarı yönlü hareketlerde kârlarımızı alacağız. Sadece stopsuz işlem açmayalım lütfen. Şöyle 1 saatlik grafikte de bakalım. 1 saatlik grafikte de aynı şekilde zaten bir fark yok tabii ki ama bakıldığı zaman MA 50'yi denemişiz. MA 50 üstü tutamamışız. MA 50'nin üstüne atarsa birazcık MA 100'ü deneyecektir arkadaşlar. Yani 100 günlük ortalamayı deneyecektir. Bunu dile getirmek istiyorum. Yani 50 günlük üstü kapatabilirse ve red yemezse yukarı yönlü 100 günlüğü deneyecektir. Burada da bir trade anlamında bakılabilir 1 saatlik grafikte. Şimdi bakmamız gereken bir parite daha var aslında baktığımız zaman. Bitcoin dominansı ne durumda? Bizi çok etkiledi biliyorsunuz ki. Ona da bir bakalım. Şimdi şöyle günlük grafikte bakalım. Günlük grafikte bakıldığı zaman şunun üstüne çıkmadığımız sürece benim için sıkıntı yok demiştim. Yani üstü gün kapatmadık sürece yukarı yönlü çok hareket görmeyeceğiz gibi geliyor bana. 51-30 seviyelerindeyiz şu anda. Hala bir düşüş tam anlamıyla düşüş kırmış değiliz. Alttan bakıldığı zaman eski desteklerimizi kırdık fakat hala aşağı altcoinlerde tam anlamıyla bir yükseliş göstermedi bize. Umarım ki 51'i kırar ve aşağı yönlü daha hızlı hareketler görürüz Bitcoin'de. Bitcoin dominansında bunu görmemiz gerekiyor açıkçası. Şu anda grafik çok güzel ne olursa olsun. Yukarı yönlü bir hareket gözükmüyor. Umarım ki daha da aşağı düşüşler gelir. Bitcoin'in stabilliğiyle beraber ufaktan Bitcoin'e de para çıkmasıyla beraber altcoin'lere para girer diye ümit ediyorum. Total 2'ye bakalım mesela. Total 2'miz ne durumda şu anda? Bayağıdır bakmıyoruz. Total 2'miz 885 milyar seviyelerinde. Bu seviye bizim için çok olumlu mu olumsuz diye sorarsanız bence 900 milyar üstü atmamız bizim için daha önemli. Şu anda hala birazcık risk bölgesinde olabiliriz. Yani bu kadar market cap çok güzel. Bu kötü demiyorum kesinlikle. Ama biraz yukarı atmamız gerekiyor eski seviyelerimizi denememiz için. Öyle bir durum söz konusu şu anda. Ama bakıldığı zaman çok güzel bir trendimiz vardı. Bu trendle beraber
kırılım ile beraber düştük. Tekrardan bu trend olayını kırmamız dileğiyle arkadaşlar. Şöyle aşağıdan yukarıdan gelen bir trendimizi kırıp yukarı yönlü daha sert hareketler görürüz umarım ki bunda da. Ethereum'a bir bakalım. Ethereum'daki durum ne durumda? Çünkü Ethereum biliyorsunuz ki altcoin'lerin öncüsü ve onda da güzel hareketler bekliyoruz. Şöyle 4 saatlik grafikte baktığımız zaman aslında 20 günlüğün yukarı kendini çevirdiğini ve 50 günlük üstünde kapatmaya çalıştığını görürüz Ethereum'un. Böyle bir kapanış görürsek ben daha sert yükselişler görebileceğimize inanıyorum. Bu ne kadar olur derseniz yine 2400 seviyelerini belki deneyebilir. Çünkü 50 günlük üstü kapatması bizim için olumlu bir hareket. Bunu kapatırsa yukarı yönlü bir hareket görürüz. Şu anda sıkışmış durumda çünkü bakıldığı zaman güzel bir yükseliş yakaladı. Bu arada hani bu yükselişi kötülemiyorum. Ama daha da bir yükseliş görmeye ihtiyacımız var aslında Ethereum'da. Bunu da söylemek istiyorum. Bir günlük grafikte baktığımız zaman bir günlük grafikte 20 günlüğün altına sarkmamamız gerekiyor. Sarkarsak yine deneyeceği noktalar 50 günlük ortalamadır. Bunu denemek istemeyiz kesinlikle. 50 günlüğün altına sarksa da hep toplamış bakın. 50 günlüğün altına hiçbir zaman sarkmamış. Eğer sarkarsa da 100 günlük ortalamayı deneyecektir. Umarım ki sarkmaz. Alım noktaları olarak yani 50 günlük ortalamanın az altına alım fırsatları koyulabilir Ethereum'da. Ethereum kötü değildir. Yükselişini gerçekleştirse de hala uzun vadede bakıldığı zaman alınabilecek bir proje. Bakıldığı zaman şöyle bir trend çizmek istiyorum. Bakalım nasıl bir trend olacak bu. Şöyle bakıldığı zaman bu noktalarda bir trendimiz var aslında. Yani bu trendten teyit yiyebiliriz. Teyit de tam olarak dediğim gibi 50 günlük ortalamanın altına 1950 seviyelerine mesela şu noktalarda bakarsak bir alım fırsatı koyulabilir aslında. Tabii ki yatırım tavsiye değildir arkadaşlar. Stop mu takip etmek gerekiyor? Bunlar bilinçli yapılacak şeyler. Bilinçli olarak bu piyasada bulunmuyorsan bunları yapmaman gerekiyor. Bu listemize bakman gerekiyor. O listeyi de şöyle tekrardan gösterelim her videodaki gibi. Burada kaydettik biliyorsunuz ki canlı yayınlarda da bunu konuşuyoruz. Şöyle bakalım şuradaki liste arkadaşlar. Bu piyasayla ilgili bir bilgin yoksa, risk analizi yapmadıysan, yatırım planın yoksa ve tecrübesiz olup da kaybetmeyi göze aldığın parayla girmediysen, stop koymadıysan, panik yapıp zarar etmeye mahkumsun. Bu listeyi unutursan bu işlemleri açma tabii ki. Ben sadece bunları söylemek istedim. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Bu arada anlatacaklarım bu kadardı. Umarım ki Bitcoin'de ve Ethereum'da yukarı yönlü hareketler görürüz. Şu anda piyasa ne kadar göz kırpsa da birazcık riskli duruyor açıkçası. Bakıldığı zaman Bitcoin alım fırsatı olarak dursa da ben 50 bir üstü atmadığı sürece açıkçası çok fazla portföy olarak alım yapmayı düşünmüyorum. Ama eğer trade anlamında bir fırsat geçerse de bu trade'i yaparım. Bunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bu arada katıla üye olarak siz de eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Katılda 3. kademede bu eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimler çekilmeye başladı. Bugün yayınlanmaya başlayacak. Toplam 40 serilik bir eğitim olacak. Burada TradingView, Binance ve çoğu yardımcı sitenin eğitimleri ve al sat olarak bakıldığı zaman nasıl işlemler yapabiliriz gibi eğitimler olacak. Bunlara da değinmek istedim. Gelmek isteyen, katılmak isteyen arkadaşlar katılabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.